Takipçilerimiz, sevgili izleyenler, Ali Emlak olarak sizlere bugün 5800 metrekarelik bir tarlanın sunumuna geldik. Yoğun bir rüzgar geçişi olan bir saate denk geldik. Biraz hışırtı da olabilir. Önce onu söyleyelim. Hemen tarlaya girmek istiyorum. Orası biraz daha kuytu. Şu an arabanın geçmiş olduğu yer köydeki herkesin ortak kullandığı köy yolu. Hemen Murat abi şuradaki tepeyi de gösterir misin? Çünkü çok bir rüzgar var. O tepenin arkası, hemen şu an bulunduğumuz tepenin arkası, köyümüz. Şurada soldaki en yakın ahırımızı da gösterelim. Evet, köye çok yakın bir mesafede. 5800 metrekarelik. Şu an bulunduğum noktadan göl görünebilen yerimiz burası. Yerimizin sınırı buradan başlıyor Murat abi. Yerimizin sınırı, komşulu olan sınırımız. Yollu olan sınırımız burası. Bu şekilde hemen istersen çevir kamerayı Murat abi olduğu yerde. Şöyle. Burası bizim kendi tarlamızın içi. Üst sınırımız. Arabamızla geldik. Tarlamızın içindeyiz. 5800 metrekare göl manzarası olan Şevketiye köyündeyiz. Yerimiz bulunduğu noktadan gölü görüyor mu, görmüyor mu? Bir önce bakalım, sonra mahcup olmayalım. Vallahi görüyor azıcık ama yani görüyor demek de doğru olmaz. Ha, iki katlı bir ev yaparsanız görür. Ev yapılır mı konusuna da değineceğim. Burası tarla. İmarlı bir yer değil. 5 dönümden büyük. Sınırları belli. Bir kişi üzerinde kayıtlı olup herhangi bir satışında problem yok. En yakın su derseniz hemen şu boşlukta artezyen vurulmuş. Murat abi sen de gördün. Suyu çıkartmışlar, suluyorlardı. Şu tarlanın altında da ben gördüm bir artezyen daha var. Bölgede su var. Kendi imkanlarınızla artezyen vurup çıkartabilirsiniz. Yerimiz burası. Tatlı bir meyli var Murat abi. Öyle bir uçurum gibi değil. Her yeri ekilip dikilebilen güzel bir arazi. Üst sınırımız bu dikenlerin olduğu bölge. Bakın kamyonlar çalışıyor. Hasat zamanı şu an. Buğdaylar biçiliyor. Gün döndü biçiliyor yani çekirdekler biçiliyor. Hasat zamanında sizler için çekim yapıyoruz. Yerimiz buradan bu şekilde ne tarafa meyil, ne tarafa cephe Murat abim? Şu an batı. Güney batıya cepheli hatta güney bile diyebiliriz. Burada güzel bir meyvecilik olabilir. Bakın kamyonlar yanımızdan geçiyor. Şehir gibi işliyor yol maşallah. Hemen karşımızı Murat abi güneş de çok fazla almasa iyi olacak ama. Orada bir ceviz bahçesi ya da badem bahçesi tam bilmiyorum. Güzelce yetiştirmişler. Aynısını bence buraya uygulayabilirsiniz. Ya da yer çok güzel rüzgar aldığı için şu üst kısma böyle boylu boyunca şu sırt kısmı üst kısmı hemen şöyle çok azıcık bir harfiyatla yeri düzleyip boylu boyunca bir ahır yapıp burada hayvan bakabilirsiniz. Hemen arkamız ve bütün sol taraf komple mera. Mera'ya cepheli yolum yerimiz. Yolum olduğu yerde Mera'da bu arada değerli izleyenler. Herkes bu yoldan gidiyor bütün tarlasına. Devamında kadastro yolu devam etmektedir. Bazı yerlerde Mera o kadar büyük ki yolu kaplıyor. Halbuki kadastro yolu ama Mera'nın içinde olduğu için tam olarak kadastro yolu olarak gözükmüyor. Fakat burası yol. Herkesin kullandığı. Evet, şuradan da bir geçit varmış Murat abi, ben bunu görmemiştim. Şöyle bir bakalım. Evet, yine burayı da bir gösterelim Murat abi. Demin öbür köşeden çıkmıştık. Bakın, burasıyla şu yol arasında böyle bir boşluk var. Kimseye ait değil burası, devletin. Hayvan otlatabileceğiniz, tarım aletlerinizi koyabileceğiniz tarlanızın önü. Yolu görüyorsunuz. Şurada bak, suyu sudan bahsetmiştik Murat abi. Hemen bir gösterelim. Suyun çıktığı yere. Bakın orada vatandaş suyu çıkartmış. Motorunu çalıştırmış. Şu an suluyor. Elektrik direklerini gösterebilir misin Murat abi? 500 metre var mıdır? Vardır. Vardır. 1 kilometre diyelimiz fazla fazla. Evet. Elektrik direklerimiz de orada. Şöyle çok da rüzgara izleyenleri maruz bırakmadan şöyle yerimizin meylini de bir gösterelim Murat abi.
Şu an bulunduğumuz yerden göl gözüküyor. Ama tam göl manzaralı değil. Evet, Murat abim gösteriyor şu an size yeri. Yerimiz batıya doğru, değil mi? Hafif hafif meyilli. Yani hafif meyilli derken eğer yer ekilip biçiliyorsa hafif meyilli. Yer ekilip biçilemeyecek kadar eğim varsa meyil daha fazla oluyor. Şu an rahatlıkla koşa koşa aşağı inip koşa koşa yukarı çıkabilir miyim bilmiyorum. Hasat yapılmış. Yalnız burayı biçen arkadaş birazcık dökmüş buğday şey makinesi. Şimdi buğdaylar var. Yok. Makine ile alakalı abi. Samanı da kaldırılmış. Şu an içinde hiç kimse yok. Burada dökmüş de olabilir. Hemen yan tarafımız gün döndü ekili. Yan komşu parselimiz. Onlar da şu an biçiliyor. Gönene 10 dakika. Manyasa 15 dakika uzaklıkta. Gönen, Manyas, Balıkesir, İzmir otoyoluna bağlanan ana yolda döndüğünüzde köyümüzde 1,5-2 kilometre mesafede. Köye yakın merkezi konumda 5800 metrekarelik bu arazinin tanıtımını gerçekleştirdik. Yolumuzu gösterdik. Neyini gösterdik. Cephesini de gösterdik. Eklemek istediğimiz bir şey var mı Murat abi? Köyümüzde her şey bulunmaktadır. Daha önce burada birçok satışımız gerçekleşti. Köy halkı da yabancıya karşı ön yargılı olmayan bir köy. Gerçekten görgülü bir köyümüz. Ortaokulu var. Aynı da taşıma sistemiyle liseleri, ilkokul hepsi isterseniz taşıma sistemi de mevcut. Ulaşım problemi de yok. Marketinden kafesine kadar, kıraathanesinden camisine kadar, okuluna kadar her şeyi olan eskiden bucak olarak geçen büyük bir köyümüz. Yerimizin etrafında herhangi bir çit tel örgü bulunmamaktadır. Kuru tarım yapılmakta. Suyu bulursanız sulu tarım da yapabilirsiniz. Meyve ağaçları da dikebilir. Hayvancılığa da uygun bir yerimiz. Çünkü arkamız mera. Değerli izleyenler, şimdi bir de drone ile göstermeye çalışacağım yerimizi. Sizlere sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Değerli izleyenler, izleyip de abone olmayanlar, abone olmak ücretli değil lütfen. Abone ol tuşuna basar ve abone olursanız bir sonraki koyacağımız yere ilk önce bildirimleri de açtığınızda siz göreceksiniz. Belki de hayalinizdeki yeri görüp alan kişi siz olacaksınız. Sizden istirhamım, abone olursanız çok seviniriz. Kamera arkasında Murat Hocam, ben Emrah Çil. Sizlere 5800 metrekarelik Şevki dedik arsamızı, arazimizi, tarlamızı elimizden geldiğince tanıttık. Şimdi drone görüntüsünde görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi seyirler, Allah'a emanet.